Başladı. Sayın Mehmet Bey, bir genelleme yapar mısınız şu gördüğümüz bahçe, elma bahçelerini bir değerlendirir misiniz? Tabii ki başkanım. Şimdi Tosya Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Tosya Ziraat tarafından yürütülen bir proje kapsamında Avrupa seyahatine çıktık. Bu seyahatimizde ilk önce Nederland'a, Hollanda'ya indik. Hollanda'da tarım ürünlerini yerinde inceledik. Tarım ürünlerinin her aşamasını, üretim çekimi yerinde inceledik. Orada şunu gördük. Denizin yaklaşık yer yer 6 ila 7 metre altında olan bir ülkede 30 santim ila 40 santim arası toprağa, kumun üzerine toprağa doldurarak tarım yapıldığını ve dünyada bir numara olduğunu gördük. Artı Belçika'dan incelemelerde bulunduk heyetimizle birlikte. Orada yine aynı şekilde tarımın çok ileride olduğunu gördük. Aynı şekilde Fransa'daki çalışmalarımız devam etti. Son şehrimiz olan, son ülkemiz olan Almanya, Düsseldorf'tayız şu anda. Sayın Başkanım Ahmet Atkin'le beraber, Beyat Yıkarası'nla beraber tarım arazileri incelemelerde bulundum. Bu incelemelerdeki benim şahsım adına yakalamış olduğum en önemli nokta şuydu. Arkamızda görmüş olduğunuz elma bahçesi, Tambo'dur elma bahçesi. Bu elma bahçesinde üretilen elmalar hemen yanındaki markette satışa sunuluyor. Şimdi burada bir şey daha dikkatimi çekti. Elma, Tambo'dur elma fidanlarını çok yakın dikmişler birbirine. Yaklaşık iki dönüm bir arazi burası. Yine yaklaşık 400 adete yakın elma dikilmiş buraya. Bu elma ağaçlarını işlemesi çok kolay çünkü aralarında makine girecek seviyede açık bırakmışlar. Yine aynı şekilde aralarında iyileştirme yapılabiliyor. Maliyet çok az. Yine aynı şekilde ürün verdiği zaman toplayıp transferi maliyet çok az ki alınan ürün hemen yanında görmüş olduğunuz markette satışa sunuluyor. Bu da tabii ki maliyeti Türkiye'deki maliyetlerin altına düşürüyor. Bizim Avrupa ile neden tarımda yarışamadığımızın bence şahsım adına en büyük örneği bu. Yani adamlar üretmişler, maliyet düşürmüşler ve hemen satışa sunmuşlar. Dolayısıyla biz de inşallah bunu Tosya'mız ki uluslararası D100 karayolunun kenarında öğrendiğim kadarıyla bu yoldan daha işlek bir trafiğe sahip. Tosya'da bunu örnek alanlarda uygulayabilirsek ki inşallah uygulayacağız, bu amaçla geldik buraya. Uygulayabilirsek ben eminim ki kısa bir süre sonra bu görmüş olduğumuz bahçeleri biz ziyarete geldiğimiz gibi onlara Türkiye'ye ziyarete gelerek bizim neler yaptığımızı, neler ürettiğimizi görmek isteyecekler. Bu anlamda bize galiben her türlü desteğini veren Kastamonu Valisi Sayın Erdoğan Bektaş'a, yine her projemizde arkamıza duran, bizi destekleyen Tosya Kaymakamı Sayın Mehmet Türköz'e ve hakikaten bu projeyi ilk daha açtığım zaman Mehmet Bey, Tosya için her türlü projeye ben varım. Yeter ki çiftçilerim daha çok kazansın. Benim için hiçbir şekilde makam mevki önemi değil, ben çiftçilerime hizmet için buradayım diyen Tosya Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akdiken'e, aynı zamanda Tosya Ziraat Odası Başkan Vekili Sayın Katri Eken'e, diğer Recep Bey'e, ki Recep Bey Tosya Ziraat Odası tarım danışmanı yapmakta, ki İbrahim Bey aynı zamanda Tosya İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü'nde yine ziraat teknik olarak görev yapmakta. Ayrıca biz bu projede yine Kaymakam Bey'in talimatlarıyla Tosya'da çeşitli bölgelerde örnek alanları oluşturmak istiyoruz. Bu örnek alanlarda sera, meyve bahçesi, üzüm gibi çeşitli tarım ürünleri yetiştirmek istiyoruz. Bu anlamda ücretsiz, tekrar ediyorum, hiçbir ücret talep etmeden projemize 5 yıl boyunca arkadaşlar alın, benim arazimi kullanın, arazi masraflarını ben karşılarım, yeter ki Tosya'mızda tarım belli bir seviyeye gelsin diyerek bu projemize gönülden destek veren Necati abime, yine Ali Bey'e ve bu arkadaşlarım gibi şu anda aramızda olamayan çiftçilerimize çok 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 teşekkür ediyorum. İnşallah buradan aldığımız bilgilerle Türkiye'ye gümbür gümbür geliyoruz. Tek gördüğüm şey şu, 4 tane ülkeye ulaştık. Hakikaten dünyada bir numara olan firmalar gezdik. Gördüğümüz şey şu, özetle, belki başkanım ve arkadaşlarım da bana katılacaktır. Türkiye hakikaten bu gördüğümüz dünyayla yarışan ülkelerin çok daha ileri seviyede. Arazi olarak, çalışkanlık olarak. Ancak bizim tek eksiğimiz bilgi. Bilgi eksikliğimiz yok. İnşallah da bunu da bu heyetteki uzman arkadaşlarım vasıtasıyla Türkiye ile paylaşarak Türkiye'de tarımın bir seviyeye getirmek için
mücadele edeceğiz. Ayrıyeten bunun yanında yine Hollanda'da bizden hiçbir karşılık beklemeden bizi günlerce arabalarla gezdiren arkadaşlara, Belçika'da yine aynı şekilde, Fransa'da yine aynı şekilde ve burada Almanya'da yapılan bizi destek olan arkadaşlara canan gibi teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum ve sözü başkanımıza bırakıyorum. Ben Mehmet Bey'e teşekkür ediyorum. Genel bilgileri Mehmet Bey'e aktardı. Ben kendine ve diğer arkadaşlarına hepsine teşekkür ediyorum. Şurada bir